ailesinden değil mi? Gölü ailesinden değil mi? Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce aronya üretiminin artırılması amacıyla Yalova Aronyası Hasat Şenliği düzenlendi. Yalova'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş şöyle konuştu. Gerçekten aronya konusunda hem şehrimiz hem de ülkemiz her geçen gün mesafeleri birer birer kat ediyor. Özellikle Yalova Aronyası'na coğrafi işaret almamız bizim açımızdan kritik bir öneme sahipti. Ve burada bu özel ürünün markalaşmasını temin edecek önemli bir adımdı. Ve bunu geçtiğimiz yıl başarmış olduk. Şimdi inşallah hedefimiz bu coğrafi işaret kapsamında üretilen ürünleri piyasayla buluşturabilmek. Aronya bahçesinin sahibi Mehmet Koç konuşmasında aronyanın Yalova için büyük bir nimet olduğunu belirterek bu bitkinin farklı ülkelerde tıbbi amaçlı kullanıldığından ve sağlıktaki öneminden bahsetti. Şu anda dünya aronya pazarının %90'ı Polonya'nın elinde. Türkiye çok şanslı çünkü bizde yetişen aronya kuzey ülkelerine göre daha tatlı ve daha direkt yenilebilir bir ürün halinde şu anda. Ve sanıyorum Türkiye'de 1000 dönüm üzerinde şu anda ekim alanı var. Ama şöyle öngörüyorum. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye aronyada en az Polonya kadar ihracatçı bir ülke haline gelebilir. İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar bu yıl 40 ton civarında rekolte beklediklerini, kentte 350 dekarlık bir aronya bahçesi olduğunu ifade etti. Üretimin %50'sinin organik olarak gerçekleştirildiğini anlatarak şöyle konuştu. Her yıl süre gelen geleneksel aronya hasat şenliğimizin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. İlk aronya hasat şenliğimizi Merkez ilçemizde yapmıştık. İkincisini geçen yıl Çınarcık ilçemizde yaptık. Bu sene Çiftlikköy ilçemizde yapıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yılda Altınova ilçemizde yine bizlerle ilk aronya bahçelerini tesis eden bir üreticimizin bahçesinde gelecek yıl yapacağız. Buradaki amacımız her yıl Eylül ayının ilk yarısında Yalova'nın kıymetli aronyasının hasatını gerçekleştirmek, ilimizdeki üreticilerin tanıtımını, ilimizin tanıtımını yapmak ve aronyayı da tüketicilerle buluşturmak. Çünkü biz aronyayı tarif ederken her eve lazım diyoruz. O zaman bunu organik olarak üretmemiz gerekiyor dedik. Ve hali hazırda da aronya üretimimizin yarıdan fazla kısmını organik olarak üretiyoruz. Konuşmaların ardından organik aronya üreticilerine sertifikaları Vali Muammer Erol tarafından takdim edildi. Etkinlik aronya pastasının kesilmesiyle devam etti. Sonrasında ise şenliğe katılanlar aronya hasadı gerçekleştirdi. Etkinliğe Yalova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Bahçekapılı, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Binici, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpakar'la kurum müdürleri, personel ve çiftçiler katıldı. Saygıdeğer tüm misafirlerimiz hoş geldiniz.